Görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Yes, öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun, ümide sarıl, sımsıkı seyret, ne olursun. Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar, meyus olanın ruhunu, vicdanı bağlar. Sahipsiz olan memleketin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Bu sebeple genç, kim var diye seslenildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyendir. Bu sebeple genç, Anadolu kıtası büyüklüğünde dava taşını gediğine koyandır. Bu sebeple genç, surda mukaddes mi mukaddes bir gedik açandır. Bu sebeple genç, rüzgara artık ne yandan esersen es diye meydan okuyandır. İşte bu genç bizim geleceğimiz ve en büyük hazinemizdir. Şimdi bu duygularla gençliğe sorumluluklarını hatırlatacak olan kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Burhan İşleyen'i Gençlik ve Sorumluluklarımız başlıklı konferansını sunmak üzere alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine sonsuz hamd-ı senalar olsun. Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, âline, ehli beytine, ezvacına, ashabına binler salat ve selam olsun. Çok muhterem hocalarım, dekan hocalarım da hocalarım oluyor. Onun için hocalarım, müftü hocam da hocam, kestirme hocalarım, kıymetli meslektaşlarım, çok kıymetli sevgili öğrencilerim, kıymetli basın. Hasan hocam takdim ederken hocam diye takdim etti ama ben onun öğrencisiyim. Şimdi burada çok kıymetli hem hocalarım var, hem hatipler var. Böyle karşımda görünce de Hüseyin hocam şimdi kelimeleri, cümleleri böyle burada olsa ayrıca bir konuştururdu. Çok lezzetli, keyifli bir sohbet yapardı. Ama hocam gelip konferans vereceksin deyince araya sıkıştırmak zorunda kaldık. Dekanınız Profesör Hasan Keskin hocam üzerimde emeği çok, Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Zorla doktoraya müracaatımı kendisi yaptırdı, beni teşvik etti, doktora yaptırdı. Ondan sonra ismin başına ne işe yarayacaksa bir doktor yazıldı yani. Çok kıymetli, mezarda sorarlar belki sen nesin diye. Bilmiyorum, eğer Münker Nekir anlıyorsa o dilden ben Doktor Burhan İşleyen diyeceğim. Rahmetli Yaşar rahmetli mi diyeceğim bilmiyorum ama inşallah rahmetli olmuştur. Yaşar Nur Öztürk'e bir soru sorulduğu zaman bunu yazdım. Sen bunu okumadın mı filan diye cevap veriyordu. Diyorlar ki Yaşar Nur Öztürk görmüş, Münker Nekir sormuşlar, Rabbin kim? Ya ben bunu kitabımda yazdım demiş. Okumadınız mı? Ya biz senin kitabı okuduk da sen bizimkini okumamışsın demiş. Şimdi, güzel. Kıymetli dostlar, hocam, telefonu kapatır mısın? Önce teşekkür ederim. Alttan, 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 bana da şu var. Havuzda, oktan, oktan, yukarıda. Bir altın, gün boyunca oraya bas. İşlerinden alıkoydum. Siz katılan dostlarımıza, hocalarımıza, öğrencilerimize, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün size çok bilmediğiniz hakikatleri aktaracak değilim ama daha çok böyle hasbelkader işte bir vazife üstlenmiş bir kardeşiniz, öğrencilerimiz için bir abiniz, belki bir babanız, benim de üç tane çocuğum şeydir, öğrenci, bir tanesi ilahiyatta, biri İmam Hatip'i bitiriyor, bir tanesi hafızlığa başlayacak, duaydım, bir tanesi ilahiyatı bitirdi, öğretmenliğe başladı. Dolayısıyla öğrencilerimizin geneli de zannediyorum şey, ilahiyat öğrencisi, İslam ilimler öğrencisi. Yani bir tecrübe paylaşımı olarak değerlendirelim. Bugün size şunu anlatmaya çalışacağım. Keşke orada Namık Kemal'i görünce kendime kızdım biraz. Vatan kasidesini ezberleseydim, size burada Namık Kemal'le başlasaydım daha şık olurmuş ama buraya gelince aklıma geldi ki Namık Kemal sizin hemşehriniz, sadece aklımda çekildik, izzet ve itibar yine bab-ı devletten kalmış, onunla idare edin artık yani. Şimdi kıymetli arkadaşlar, şimdi size neyi arz etmeye çalışacağım? Önce Müftü Hocam ifade ettiler, yarın Berat, yani pek çok hocamıza söylesek ya o hadisler zayıf,
bunlar uydurma deyip geçer ama yok, öyle demeyeceğiz. Hadis hocalarımız var, onlardan özür dileyerek bir berat gecemizi tebrik edelim. Çünkü inna enzelnahu fi leyletin mübareketin, berata işaret ettiğimi söylemiyorum bu ayetin ama bazı gecelerin mübarek olduğunu Allah ifade ediyor. Ona delil olsun diye söylüyorum. İnna enzelnahu fi leyletil kadr, değil mi? Leyletil kadr hayrun minel şehr. Kadir gecesinin 1000 aydan daha hayırlı olduğunu söylüyor. Demek ki bazı zamanlar diğer zamanlara göre, bazı mekanlar diğer mekanlara göre daha faziletli olabiliyor. Onun için اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ نُصْفِ مِنْ شَعْبَانٍ مِنْ شَعْبَانٍ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا Şaban ayının 15. gecesi olunca, yani yarın akşam gecesinde kalkın, gündüzünde oruç tutun takip eden gününde. Hadis-i şerifini hatırlatmış olalım. Allah Şaban gecesinde işte rahmetiyle dünya semasına tecelli eder. اَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاغْفِرَ لَهُ اَلَا مِنْ مُسْتَرْزِقٍ فَاَرْزُقَهُ اَلَا مِنْ مُبْتَلًا فَعَافِيَةً Yok mu? Bağışlanma dileyen bağışlayayım. Yok mu? Rızık isteyen rızık vereyim. Yok mu? Belaya duçar olan sıkıntısını gidereyim diye seslenir. Hatta يَطْلُعَ الْفَجْرِ Fecr doğuncaya kadar buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra filan kabilenin, Beni Kelp kabilesi diyor, koyunlarının tüyleri sayısınca çok insanı günah ateşten azat eder ancak müşahin ve müşrikler hariç, yani Allah'a ortak koşan, bir de kalbinde kin taşıyan, nefreti, öfkeyi saklayan, besleyen, biriktiren, büyütenleri Allah affetmeyecektir diyor. Rabbimizin gönlümüzü, yüreğimizi her türlü kirden, her türlü kinden, her türlü küfürden, şirkten arındırmasını niyaz ederek berat gecenizi tebrik ediyor şimdiden. Cenab-ı Hakk'ın affına, rahmetine, mağfiretine vesile olacak işler yapmayı lütfetmesini, nasip etmesini niyaz ediyorum. Amin inşallah. Kıymetli dostlar, size bir makale başlığı var. Ali Ulvi Kurucu'nun. Bilir misiniz Ali Ulvi Kurucu'yu? Pek çok gümüş, tül ve alevler diye, ikinci Akif diye adlandırılır. Aruz mezninde yazmış olduğu şiirler gümüş, tül ve alevler diye de basılmıştır. Dertmendim ya Resulallah, devam derdime destgir ol ya Habiballah, bu asi mücrime. Sen şefaatkanı varken yalvarayım ben kime, ben Habibi Kibriyanın bülbülü nalanıyım, mücrimim gerçi Muhammed Mustafa hayranıyım diyen Ali Ulvi Kurucu rahmetullahi aleyh, Allah mekanını cennet etsin. Doğmazdı kalbe iman, inmezdi arza Kur'an, meçhul olurdu esma levlake ya Muhammed Aleyhissalatü Vesselam bestelenmiş efendim şiirlerindendir. Onun bir makalesi var. Makalenin başlığı Fillem ve la yahterik. Ateşin içerisinde ama yanmıyor. Ateşin içerisinde ama yanmıyor. Şimdi öyle gençler var ki onları ben görünce kendi adamlığımdan utandığım oluyor. Kendime çok kızdığım oluyor. Gencecik yaşta sabah namazında Allahu Ekber'i duymuş, Hayya ala salaha duymuş, camide bir direğin dibinde, bir duvarın dibinde yönelmiş Rabbine doğru, böyle gözlerini de yummuş kuşu ile Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rak'atel fecri hayrun minet dünya ve ma fiha, sabahleyin kıldığınız iki rekat dünya ve dünyanın içindeki her şeyden hayırlıdır hadis-i şerifindeki müjdeyi duymuş, o müjdeye nail olmak için böyle gözyaşı döküyor neredeyse. İşte bunlar fillehe وَلَا يَحْتَلِبْ Ateşin içerisinde ama yanmayan gençler. Veli görmek istiyor musunuz? Evliya, uçana bakmayın. Kuşlar da uçuyor ama veli değiller. Efendim suyun üstünde yüzene bakmayın. Balıklar da suyun üstünde, ördekler de duruyor ama veli, evliya değiller. Eğer evliya görmek, veli görmek istiyorsak şu çağda, şu devirde günahın karşısında, haramın karşısında direnen, dayanan, sabreden, ibadetini, taatini yerine getiren, haramlara karşı arasında mesafe koyan gençlere bakmak lazım. Eli öpülesi, alnı öpülesi gençlerdir onlar. Allah bunların sayısını çoğalsın. Abi. Sıkıntılarımız var mı? Sıkıntılarımız var. Sadece gençlerle alakalı değil, genellikle bütün insanımızla alakalı sıkıntılarımız var. Yani dünyevileşme, işte hocamla beraber dünyevileşmeyi çalışmaya çalıştık. Çalıştığımızı iddia edemem ben işin doğrusu. Ama dünyevileşme, seküler hayat tarzı,
Efendim her şeyin menfaat olması aldı bizi içine götürdü. Maalesef insanımız ölümü bile dünyevileştirdi. Ölüyor da arkadaşı, kardeşi diyor ki gidelim cenazesine. Hanımlar burada yer var bak ön tarafta. Ayakta kalınca benim dikkatim dağılıyor. Genç arkadaşlar şurada 2 tane, 3 tane, 4 tane yer var. Bakın oralara oturun lütfen. Benim koltuğum da boş. Ankara'daki koltuk olsa böyle kolay teslim etmezdim. Ama buradaki koltuğu görüyor arkadaşlar. Şimdi ne diyorduk? Evet. Seküler hayatta ölümü bile dünyaya birleştirdik kıymetli arkadaşlar. Ölüyor adam. Ya diyor hesabı nasıl, ahireti nasıl olacak, mahşer nasıl, mizan nasıl filan hiç onları konuşulmuyor. Gidip bir gözükelim çocuklarına karşı ayıp olmasın diye cenazeye katılıyoruz. Çelenk gönderiyoruz. Çelenk derler ki çelenk haç işaretinin çiçeklerle süslenmiş şekliymiş. Öyle çıkmış biliyor musunuz? Çelenk haç işaretini süslemişler şeylerle. Ondan sonra getirmişler, şimdi çelenk oluyor. Bizim bazen Ahmet Hamdi Akseki'nin yanından işte bürokratların emekli filan cenazeleri kalkıyor. Çelenk dolu orası, aman yarabbi filan. Bir çelenk gönderelim, bizi görsünler. Efendim ayıp olmasın filan diye. Yani ölümü bile dünyevileştiriyoruz. Ölmezdi, birazcık daha işte doktora erken gitseydi, ambulansın yoluna araba çıkmasaydı, yarım saat daha önce hastaneye yetişseydi filan. Halbuki ölüm. اِذَا جَاَجَلُمْ لَا يَسْتَغْفِرُونَ سَاَةً وَلَا يَسْتَغْفِمُونَ yani süresi dolunca ne bir an ileriye geriye bırakılır ne de ileriye alınır diyor Allah Teala Hazretleri. Şimdi bütün yani yaşlımızda, gencimizde, çocuğumuzda sıkıntılarımız var. Ama bu sıkıntılar içerisinde en önemli yeri gençlerimiz alıyor. Çünkü gençlik çağı günaha dalma ihtimalinin, yanlışları yapma ihtimalinin çok daha kolay olduğu bir çağdır. Biz bir hocamız tövbeyi tarif ederken diyor ki tövbe günah seni bırakmadan senin günahı bırakmandır. Nasıl günah insanı bırakır? Adam bir ömür boyu alkol almış, doktor demiş ki bir yudum daha içersen ciğerin çürümüş bak ölürsün, ben alkole tövbe ettim diyor. Yok, alkol sana tövbe etti, sen alkole tövbe etmedin. Adam bir ömür boyunca yanlış işlerin peşinde koşmuş, elinde derman yok, gözünde fer kalmamış, dizleri kireçlenmiş, tutmuyor, ayakta duramıyor, ben günaha gitmiyorum diyor. Yok, günah sana gelmiyor, gideceksin ama takatin yok, imkanın yok. Şimdi onun için gençlikteki yapılan ameller Allah nezdinde çok kıymetlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadelerinden bunu anlıyoruz. Biliyorsunuz meşhur bir, sevgili kızlarım, meşhur bir hadis-i şerif var. Seb'atun yuzillihumu Allahu Teala fi zillihi yevme la zille illa zillu. Şiir gibi, ezberlemesi kolay, ezberleyin. 7 sınıfı sayıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hiçbir gölgenin bulunmadığı günde Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek 7 sınıf. Birinci sırada imamın adil yönetici, hemen arkasında ve şâbun neşe fi ibadeti rabbi ya da fi ibadetillah, iki rivayette var. Rabbine ibadetle yetişip büyüyen genç. Rabbine ibadetle yetişip büyüyen genç. Bak kıymetli, onun kıymetini, onun durumunu özel vurguluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu olumlu anlamda. Olumsuz anlamda da vurguladığı oluyor mu? Müsaadenizle bunu çıkarayım, içerisi biraz sıcak. Olumsuz anlamda vurguladığı oluyor mu? Evet, vurguladığı oluyor. Mesela bir hadis-i şerifte diyor ki كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا دَغَى نِسَاءُكُمْ وَفَسَقَ شُبَّانُكُمْ وَتَرَكْتُمْ جِهَادَكُمْ. Ne olacak haliniz? Hanımlardan özür diliyorum. Burada söz konusu hanımlar ama başka yerde erkeklere de uyarı var. Sakın yanlış anlaşılmasın. Kadınlarınız ölçü tanımaz hale geldiği, gençleriniz fasıklaştığı, yoldan çıktığı ve siz de bu olumsuzlukları düzeltme cehdinizi, gayretinizi terk ettiğiniz zaman ne olacak haliniz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sahabenin gözleri fal taşı gibi açılıyor tabiri caizse. Ya Resulallah böyle şey olur mu? Biz varken hanımlarımızda, biz varken gençlerimizde böyle bir yanlışlık olur mu? Biz varken biz bunları düzeltme, bu yanlışları düzeltme cehdi terk edilebilir mi? Vallahi daha şiddetlisi olur. Ne olacak haliniz?
İyiliği emretmediğiniz, kötülükten yasaklamadınız. Bu olur mu ya Resulallah? Vallahi daha şiddetlisi olur. Ne olacak haliniz? İyiliği, kötülüğü iyi gördüğünüz zaman. Bu olur mu ya Resulallah? Vallahi daha şiddetlisi olur. Ne olacak haliniz? Marufu yasakladığınız iyiliği, münkeri emretmeye başladığınız zaman diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Kıymetli dostlar, şimdi gençlere özel vurgu yapıyor. Neden? Çünkü bir toplumun geleceğini gençlerin durumuyla okumanız mümkündür. Nereye gidiyor? Şimdi Türkiye'nin geleceğini gençler üzerinden nasıl okuyacağız? Ben birkaç sene önceydi, İstanbul'da genç bir grup, bir çete ölülere dadanmış, mezarları kazıyorlar, altın dişli ölü arıyorlar. Edirne Kapı mezarlığında bir akademisyen profesör hocamız televizyon muhabir röportaj yapıyor. Ben de kaydetmişim, hiç aklımdan çıkmıyor. Her bulduğum fırsatta anlatıyorum. Şöyle bir tabela yazmış. Böyle bir tabela yazmış yani açıkça. Şeyin üzerine yazmış, takmış mezarın üzerine. Cenazenin, ölünün adının yazıldığı gibi, ölüm tarihinin yazıldığı gibi yazmış. Aynen şöyle, abartmıyorum. Sayın hırsız. Sayın, bak sayın önemli bir şey. Sayın hırsız. Bu mezar sizden önce başka hırsızlar tarafından açılmıştır. İçinde altın dişli ölü yok. Ya böyle yazmış. Şimdi bu kim? Bu bizim gencimiz. Uçta bir gencimiz. Şimdi gün geçmiyor ki, ben bunun da sabah Vali Bey'i ziyaret ettiğimizde orada da gündeme geldi. Ben bunun da bir proje olduğu kanaatindeyim. Gün geçmiyor ki gençlerin çatışması, kavgasına dair haberler ulusal medyada yer almasın. Gün geçmiyor ki gencecik bir çiftin efendim bir tanesinin cinnet geçirip de önce eşini, sonra çocuklarını, sonra efendim kayınvalidesini, kayınpederini öldürüp de intihar ettiği cinnet haberleri medyaya yansımasın. Ya bu toplum bu hale nasıl geldi diyor. Bu toplum bu hale nasıl geldi? Bu toplum bu hale nasıl geldi? Bu toplum bu hale bizim özendirmemizle geldi. Şimdi en revaçta diziler nedir? Bunlar belli dönem dönem oluyor kıymetli dostlar. Yani bir komplo teorisi değil bu söylediklerim. Hepimizin gözünün önünde oluyor. Şu an en revaçtaki diziler çete dizileri. Sokak dizileri. Maalesef TRT bile dahil böyle bu ben izlemiyorum ama takip edebildiğim kadarıyla mesela ismini vermeyeyim ben yanlış anlaşılır. Basım var burada sonra başıma bela alıyor. belli diziler var. Pek çok kanalda aşağı yukarı konusu aynı. Racon kesen, kafa kesen, silahını çeken, bir çekişte tak 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 10 kişiyi öldüren ve bunlar nedir? El üstünde tutuluyor. Hatırlayın, çok özür dilerim hanımlardan. Bundan yaklaşık 10 sene önce en yaygın diziler Aşk-ı Memnu ve Yaprak Dökümü'ydü. Aşk-ı Memnu bir enses ilişkiyi anlatıyordu. Çok özür dilerim. Yaprak Dökümü de o cumhuriyetin ilk yıllarında karanlıklar içerisinde kalmış, kafası kararmış bir takım yazarların toplumda milyonda bir bile gözükmeyecek hadiseleri romanlaştırması, o romanların milyonlar tarafından izlenecek şekilde senaryolaştırılması, dizi haline getirilmesi ve bugün, dün, önceki gün Afyon'da kız kardeşlerini öldüren gencin ifadesini okudunuz mu? Utanıyor insan. Tüyleri diken diken oluyor. Ben size ifade etmekten çok icap duyarım şimdi doğrusu. Yıllarca iki genç kız kardeşini istismar eden, ondan sonra da onları direnince öldüren ve sonra da bunu bir marifetmiş gibi ifade eden, çok özür dilerim hanımlar, bu toplum bu hale nasıl geldi? Siz getirdiniz. Nerede ne arıyorsunuz? Siz getirdiniz. Çağdaşlık adı altında getirdiniz. Başka bir şey adı altında getirdiniz. 1938 yılında, 34 mi 38 mi yanlış söylemeyeyim, yılı belki yanlış hatırlıyorumdur. İlk defa kainat güzellik yarışmasına Türkiye'den bir güzel katılıyor. Bir hocanın hatıralarını okumuştum, arz edeyim size. Konuya girmedim ama gireceğim inşallah. 45 dakika konuşuyorum normalde. 3'ten mi başladım? Yok, 3'ü
3.30'dan başladı. Şimdi tamam. Başladı. Daha varmış epeyce. Şimdi Keriman Halis diye o zaman bir şu an hala yayınını devam ettiren bir gazete günlerce ilan yapıyor. 8 tane Türk kızı güzellik yarışmasına katılıyor. Güzellik yarışmasına katılıyor. Belçika'nın SPA nasıl okunuyor? SPA diye okunuyor herhalde bilmiyorum. Şehrinden bir araya geliyorlar şeyler. Jüri, işte yarışma kainat güzelini seçecekler. Türkiye'den katılan güzel iki defa kainat dünya güzeli seçildi. 1934'te herhalde. Bu hatırlayan var mı? 34 38 mi? 34 mü? Bir 34'te bir de 2004'te. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Şimdi 34 yılında topluyor diyor ki jüri toplandı. Jüri başkanı şöyle bir konuşma yaptı. Arkadaşlar bugün daha güzeli var, daha çirkini var, hiç önemli değil. Bugün Türkiye'den katılan Osmanlı bakiyesi Türkiye'den katılan kızı kainat güzeli seçeceğiz. Ama kadehlerimizi Batı Hristiyan dünyasının zaferi için kaldıracağız. 600 yıldır burnunu dahi göstermeyen Osmanlı kadınının çocuğu, çok özür dilerim, bütün kıyafetlerinden arınmış şekilde önümüzdedir. Bundan daha büyük başarı olur diyor. Üç katlı ahşap evin her katı ayrı alem. Üst kat elinde tesbih ağlıyor babaannem. Orta kat mouse oynuyor annem ve aşıkları. Alt kat kız kardeşimin tamtam çığlıkları. Bir kurtlu peynir gibi ortasından kestiğim buyurun matbaandan seyredin işte evim diye anlattığı merhum Necip Fazıl'ın halimiz budur. Şimdi en büyük çalışmamız, gayretimiz gençlerimize yönelik olmalıdır. Bu tarafta babalar, bu tarafta biraz babalar, biraz da gençler var. Şimdi dolayısıyla zor bir toplum. Ben gençlere yönelik bir konuşma zihnimde hazırlamıştım. Buraya geldim ki babalar gençlerden daha fazla olsun. Ama kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de hiç okurken meslektaşlarım buradasınız. Peygamberlerle gençlerin, genç çocuklarının konuştuğu diyaloglara dikkat ettiniz mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam, aleyhimussalatü vesselam oğluyla konuşuyor. Bakın Nuh aleyhisselamın konuşmasına. Nuh aleyhisselam gemiyi yapıyor, gemiye davet etmeye başlıyor. Oğlu diyor ki Se'âmi ilel cebeli yâsimuni minel mâ. Ben dağa tırmanırım, dağ beni sudan boğulmaktan kurtarır diyor. Ama Nuh aleyhisselam oğlunu çağırırken gemiye ya buneyya kem ma'na diyor. Ey oğlum. Yani yavrucuğum, canım, bir tanem, tatlım, gel bizimle beraber bir bin gemiye. Çocuklarımıza hitap ederken yavrucuğum diye hitap etmiyorsak karşılığında babacığım hitabını duyamıyoruz elbette. Daha ötesi de var. Onu ben söylemeyeyim. Yakup aleyhisselam Yusuf'uyla konuşurken ya buneyye la taksus ru'yake ala ihvetike feyekidu. Ey yavrucuğum, canım, rüyanı anlatma kardeşlerine, sana tuzak kurarlar diyor. İbrahim aleyhisselam kendisiyle beraber koşacak çağa gelen İsmail'ine onu kurban edeceğini tebliğ ettiği duyurduğu zaman ya buneyye inni era fil menami enni yezbahke, rüyada görüyorum ki seni kesmem gerekiyor diye, yavrucuğum diye hitap ediyor. Bu yavrucuğum deyince karşılık şöyle geliyor. Ya ebeti f'al ma tu'mer. Ebeti. Babacığım, canım, Allah'ın sana emrettiği şeyi yap, beni sabredenlerden bulacaksın. Şimdi bir, daha önce arkadaşlarımla gelip konuşmuştum. Sık anlatıyorum, belki orada anlatmışımdır. Bir emniyet müdürü arkadaşım vardı. İl emniyet müdürlüğü, uzun süre çocuk şubede çalışmış.
Hocam çocuk şube müdürü, emniyet çocuk şube müdürlüğü yaparken yaklaşık karakola gelen, kayıt altına alınan 12 bin kadar çocukla konuştum diyor. 12 bin. Bunları kitap haline getirdim. Kitaplarını hediye etmişti. Gençlerin sokağa düşmesini, gençlerin, çok özür dilerim, fuhşa düşmesini, gençlerin uyuşturucu batağına düşmesini, gençlerin imansızlık tuzağına düşmesini anlatırken şu örneği veriyordu. Bir gün bir fuhuş operasyonunda, özür dilerim hanımlar, kızlar, bir grup kadın getirdiler. Yaşı geçmiş olanlardan ümidim yok fazla ama yaşı 17 olan bir kız çocuğunu odama aldım. Belki bunu bu çirkeften kurtarırım diye. Nasihat etmeye başladım. Yavrum, kızım, bak bu peşinden gittiğin adam, 39 yaşında bir adamın peşinden gitmiş, o da fuhuş tüccarı. Bu peşinden gittiğin adam kötü bir adam, tüccar. Bak bu iyi bir insan değil yavrum, sana yardım edeyim, iş bulayım, kalacak yer ayarlayayım, seni bu bataklıktan kurtaralım diye nasihat etmeye başladım. O içerisine düşmüş olduğu çevrenin de jargonunu, dilini kazanmış olarak şöyle dedi bana. Kafamı ütüleme müdür. Bu zamana kadar ilk defa bu adam bana seni seviyorum dedi. Sevgi cümlesine aç çocuklar. Merhamete aç çocuklar. Şefkate aç çocuklar. Bir sevgi cümlesi duyduğu zaman bu uyuşturucu satıcıları, bu fuhuş tacirleri insana tacir olarak yaklaşmıyorlar. Önce çok samimi bir dost olarak bir hocamızdan dinledim. Uyuşturucu satıcısının çalışma yöntemini anlatıyor. Sevgili meslektaşlarım, kıymetli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım. Diyor ki mahalleyi her bir satıcıya sokak sokak bölmüşler. 210 numaralı sokak mesela. Kaç tane ev var yazmış. 25 tane ev var. Hangi evde kaç kişi yaşıyor? Yaşayan kişilerin yaş durumu nedir? Okula giden çocuklar hangi sınıflara gidiyorlar? Okuldaki başarı durumu nedir? Ailelerin ekonomik durumu nedir? Karı koca birlikte mi yaşıyor, ayrı mı yaşıyor? Evde problem var mı, yok mu? Tek tek bunu defterine kaydetmiş. Neden biliyor musunuz? Hangisine daha kolay uyuşturucu satarım diye. Hangisini daha kolay ağlama düşürürüm diye. Kıymetli arkadaşlar, biz kıymetli anne babalar, kıymetli bu işin bilincinde olan sevgili gençler, biz bir uyuşturucu satıcısı kadar hassas çocuklarımıza davranamayınca çocuklarımızın nereye gideceğinin farkında olma imkanımız da olmayabilir, Allah korusun. Öyle sıkıntılı bir dönemdeyiz ki elini alıyor çocuk. Ben çocuğa hitap edemiyorum. Liseyi son sınıfta olan, İmam Hatip son sınıfta olan öğrenci bu İmam Hatip eğitimi alıyor. Yıllardan beri ilgilenmeye çalışıyorum. Alıyor eline, basıyor bir tuşa. Hangi dünyaya girdiğini ben takip edemiyorum. Zihnini ve kalbini ne besliyor? Ne dolduruyor? Ne kirletiyor? Ben bunu takip edemiyorum. Bu çocuklara yaklaşırken sevgi dilinden başka bir dil kullanma imkanımız yok. Duaya müracaat etmekten belki başka bir imkanımız yoktur. Ben denemeler yapan bir kardeşimiz olarak söylüyorum. Hakikaten zorlanıyoruz. En sonunda elimi kaldırıyorum. Allah'ım, bu kadar koşturma içerisinde bunlar ihmal oluyorlar. Onlar da sana emanet, sen sahip çık diyorum. Bizim babamız öyle yapardı. Oğlum diyordu, bazen sen kaça gidiyorsun? Babam kaça gittiğimizi bilmiyorum. Sen kaça gidiyorsun hakikaten? Baba, bazen dersimde sıkıntı var diyordum. Geçersin diyordu. Şimdi Allah o rahatlığı bize de verse keşke. Keşke Cenab-ı Hakk'a havale etmeyi, ama üzerimize düşen sorumluluklar var. Titir sahibi olmayı önemsiyoruz. Makam sahibi olmayı önemsiyoruz. Servet sahibi olmayı önemsiyoruz.